Seçime Doğru programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızın konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Er. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Özellikle seçime kısa bir süre kaldı ama ben seçim öncesinde hafta sonunda Ülke Ocakları Sivas Şubesi tarafından düzenlenen ve muhteşem bir kalabalıkla, hatta çok önemli katılımlar da oldu. Yani Türkiye genelinde söz sahibi isimlerin katılımıyla bir gece tertip edildi sanatçılarla birlikte. Şöleni, daha doğrusu Sivas Şöleni gibi, evet, gerçekleşti. Öncelikli olarak oradan başlamak istiyorum. Bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Katılımlarla ilgili neler söylemek istersiniz? 11 Mart Pazartesi günü akşam organizasyonlu Sivas Ülke Ocakları'nı yaptı. Aday tanıtım programımız vardı. Halkımız büyük bir teveccüh gösterdi. Yani şöyle diyebilirim, bazı partilerin hedeflerindeki oy oranlarına yakın veya daha fazla insan katıldı. Ve içeride salonda yer kalmadığı gibi dışarıda, bir o kadar kalabalıkta dışarıda vardı. Dedi ki, ya biz bunu hükümet meydanında yapsaydık demek ki Sivas'ın tamamı orada olacaktı inşallah dedik. Ve tabii kuru bir kalabalık değildi. Çok canlı ve hareketli bir kalabalıktı. Biz 11'e kadar orada kaldık. 11-10 geçe falan geri alanı gençlere bırakalım dedik. 11-10 kalana kadar, inanır mısınız, ben muhteşem böyle bir toy görmedim. Felaket böyle gençler tezahüratları ve bize bir müjde verdi orada gençler veya katılımcılar. Her yaş grubundan katılımcı vardı. Sivas Belediyesi'nde Allah'ın izniyle iktidara geliyoruz. Onun ayak sesleriydi. Yani biz, şöyle söyleyebilirim, siyasi partilerin mitinglerinde bile böyle bir kalabalık olmadı. Evet. Yani muhteşem bir kalabalıktı. Sonra çok büyük bir katılım oldu malumunuz. Sizler de canlı verdiniz. Orada Alperen Ocakları eski genel başkan yardımcısı ve rahmetli Müslüm başkanımızın baş danışmanı olan Harun Tuz başkanlığında bir heyet partimize katıldılar. Ayrıca dünya ve Avrupa şampiyonu olan olimpiyat şampiyonu evet, Sebahattin Öztürk beyefendiyle bir ekip katıldı. Yani yoğun bir katılım oldu. Çok heyecanlı, çok duygu dolu bir gece oldu. Ben Sivas halkına televizyonunuz aracılığıyla teşekkür ediyorum. Yani bizim bile tahmin edemeyeceğimiz rakamda bir katılım oldu. Coşkulu bir kalabalıktı. Yani kuru bir kalabalık değil. İşte izlediniz. Yani tezahüratlarla, inanır mısınız, kulaklarımız bazen böyle çınlıyordu. Duyamaz hale geliyorduk. Şimdi biraz önce başkanım, sizin dediğiniz gibi toy diye tabir ettiniz ya. Evet. Şimdi baktığınız zaman, özellikle bir parantez açıp hemen devam etmek istiyorum. Sadece Sivas o toyu spor salonuna gelip de izleyenlerin yanı sıra, ki gerçekten de SRT'nin canlı yayın ekibini kutlamak istiyorum. Gerçekten de çok başarılı bir şekilde yayınlar verildi. Türkiye'nin dört bir yanından, Avrupa'dan gelen mesajlar vardı. Çok önemli mesajlar vardı. Ve bu muhteşem kalabalıkla şöyle bir şeydi: özlenen tablo. Kısacası mesaj bu idi. Bu mesajın da ben yerine ulaştığı düşüncesindeyim ama düşündüğüm kadarıyla bundan sonraki süreç içerisinde artık görüldü ki size spor salonları dar geliyor. Evet, evet. İşte bundan sonraki süreçte meydanlara artık akmak gerek. Evet. Yani biz bir miting havasında olacağını tahmin etmiyorduk açıkçası. Hani böyle insanlar kamuoyu araştırmaları yapıyor kendilerine göre, işte şöyle sırada %80'ler %90'lar gösteriyor. Ama biz her zaman söylüyorduk, biz gerçek kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz. Ama ciddi kurumlara, yani 7000 lira karşılığında kamuoyu araştırması yapan kişilere vermiyoruz. Böyle asıl şey, anket orada görünen anket başkanım. Onu i̇şte orada görünen yok. Orada. Evet. Yani şimdi bugün bir arkadaşımız sabahleyin beni aradı. Başkanım dedi, şimdi bizi koydukları sıralama dedi. Evet, bizi şu anda görüntülerde görüyoruz başkanım. Evet, evet. Katılımcılar. Evet, evet, katılımcılar. Sebahattin Bey orada. Evet. Orada. Dünya ve olimpiyat şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Evet. İşte Harun Tuz Bey, Alperen Ocakları Genel evet, Başkan evet, Yardımcısı. Evet, çok evet, önemli evet, bir isim. Çok önemli ve Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun da baş danışmanlarından evet, biridir kendisi. Bugün de benim seçim ekibimde yer aldı.
sabah gittiğimiz ziyaretlerde hep beraberdik. Başkanım zaten. Şöyle bir şey var. Siz de yaşadınız mı bilmiyorum. Şu anda katılım rozetleri takıyorsunuz da. Yani evet. 15 yaşındaki gencin heyecanı bir rozet takarken veya kürsüye çıkarken MHP'nin zaten kadrolarında oluşan bir şeydir. O heyecan ve şevk hiç bitmiyor. Bitmiyor. Yok yok. Ben bir Sebahattin Bey benim çok sevdiğim bir dostum ayrıca zamanda. Allah nasip ederse güreş sporuna çok önem vereceğiz biz. Güreşte evet, tabii ata böyle sporu. Ata sporumuz. Bir de babadan kalmada güreşçiliğimiz var ya bizim. Hatta onu, o kitap da duruyor bende. Evet, onu evet, saklıyorum. Evet. Geçen gün bir yerde masasında gördüm birinin. Hakikaten o kadar duygulandım ki babamın yazdığı kitabı. Neyse, Sebahattin Bey ile biz ondan da faydalanacağız. Yani evet. Güreşte yeniden Sivas'ı güreşin merkezlerinden biri haline getireceğiz Allah'ın izniyle. Mutlaka yapacağız bunu. Harun Bey çok değer verdiğim bir beyindir. Çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızdır. Aynı zamanda Muhsin Başkan'ın da çok değer verdiği bir arkadaştı. Bizim yapıcı tavrımızı görüyor insanlar. Yani kavgadan uzak, insanların birbirini kırmaması gerektiğine, insanların birbirlerini kucaklamaları gerektiğine inanan bir kitleyiz biz. Bazı zamanlarda bazı tatsız olaylar olmuş olabilir ama ben... Geçmişte kaldı. Yani rahmetli Cumhurbaşkanımız 19. dönem Cumhurbaşkanı mıydı? Yok, Süleyman Demir'e. Onun söylediği bir şey var. Dün dündür, bugün bugündür. Yani dün yapılan mutlaka bir şeyler olmuştur, kırıcılık olmuştur ama herkesin, Sayın Genel Başkanımızın söylediği bir şey var. Helalleşme zamanı gelmiştir. Gönül kapılarımız açık. Kapılarımız sonuna kadar açık. Hiç kimseyle biz hasım değiliz. Ha, insanlar birbirleriyle hısım olmak da zorunda değil. Ama dost olmak, arkadaş olmak, birbirlerini kucaklamak zorunda. Zor şartlardayız. Zor zamandan geçiyoruz. Ekonomik anlamda, siyasal anlamda. En azından bu zorluğu birliktelikle, beraber olmakla çözebileceğimize evet. inanıyorum ben. Başkanım dilerseniz seçime az bir süre kaldı. Özellikle vermiş olduğunuz, daha doğrusu halka anlatmış olduğunuz projeler içerisinde yer alan vaatler de vardı bunlardan. Evet, evet. Vatandaş konuyla ilgili yani bugün sizin canlı yayına katılmanızla ilgili yapmış olduğumuz tanıtımlarda ön mesajlar geliyordu. Sayın Başkanım vaatleri özellikle su konusunda vaatler yerine bir an önce seçildiği zaman hemen getirilecek mi? Uzun vadeye yayılacak mı düşüncesinde? Bu vaatlerden biraz daha bahsedebilir miyiz, açabilir miyiz? Bakın, su fiyatlarını Allah nasip eder de halkımız da teveccüh gösterirse, bizi göreve getirirse su fiyatlarını biz çok yüksek buluyoruz. İlk meclis toplantısında su fiyatlarını %25 indireceğiz. Evet. Ha, ne dedik suyla ilgili? Evlerimizden akan sular da içilebilir nitelikte olacak dedik. Bakın su fiyatlarına hemen ilk meclis toplantısında kararını vereceğiz. Ama içilebilir su bir teknik altyapı problemi. Yani bunun giderilmesi 2-3 yıla... Kısa vadede olmayacak. Olmayacak. 2-3 yıla yayılacak. Artı biz dedik ki DOP kesintisi... Yani İmar Kanunu'nun 18. maddesiyle belediyelere verdiği yetki doğrultusunda maksimum sosyal donatı kesintisi %40 diyor. Bizde de uzun süredir gelen yani 2000'li yıllardan süre gelen bir şey uygulama var. %40 artı 20 veya 30 bağış adı altında da gönüllülüğe esas olmayan bir kesinti oluyor. Yani bunun adı da bağış deniyor. Onun için herhangi bir soruşturmaya falan maruz kalmıyor belediye. Bakın biz bu bağış olayını kaldıracağız. Ama insanlar illa kardeşim ben bağışlamak istiyorum belediyeye sosyal hizmetlerde kullanım derse o bağışı kabul ederiz. Ama imara açtığınız bir yerde %40 artı 20 artı 30 falan kesinti imar şeyde inşaat birim fiyatını yükseltiyor. Çünkü arsa birim fiyatı yükselirse bu direkt inşaat maliyet birim fiyatına yansıyor. Ondan dolayı onu da ilk meclis toplantısında hemen kaldıracağız. Yani %40'ın üstüne geçmeyeceğiz. Evet. Artı belediye Özbelsan'a bağlı ve Sivas'a bağlı işçiler arasında ücrette büyük bir uçurum var. Yani işveren aynı işveren ama şirketler ayrı. Akit sendika aynı sendika, iş kolu aynı iş kolu. Ama ayrı
ücret. Yani biz ne diyoruz? Eşit işe eşit ücret. Yani hakkaniyet gibi bir şey yok. Yani aslında. Ama burada yaptığınız şey ne? Ayrı ayrı yani %150'ye varan bir şey var. Ücret farklılığı var. Bunu da ilk mecliste kaldıracağız. Bütçeleri önümüze koyacağız. Belediyenin bütçelerini koyacağız. Gelin kardeşim diyeceğiz. Ya yazık bu insanlar. Biri çocuğuna elma götürürken biri alamıyor. Yani hemen hemen yarı yarıdan fazla bir ücret farklılığı var. Onu gidereceğiz bir kere. Artı yani yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere, bu yalnız kadın da olabilir, yalnız erkek de olabilir, karı koca da olabilir. Bunların evlerine temizlik hizmeti vereceğiz. Belediyeye ait kuracağımız şirkette ücretsiz olarak ailelere temizlik hizmeti vereceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Ya hepimiz yaşlandık, yani yaşlanıyoruz da. Yani şu çocuklarımız tabii ki bakması daha makbul, daha yani tercih edilen yol ama onların da bir sürü problemleri var. Onlar gelene kadar ne oldu ne olmadı. En azından, bir yerde yalnızlığı da ortadan kaldıracak herhalde. Ortadan, evet. Tabii tabii. Yani biz belediye olarak bu hizmeti de vereceğiz diyoruz. Artı Hilal Kart projemiz var bizim. Bakın Hilal Kart'ı bu Hayat Ağacı Yardım Dağıtım Kurumu'na, belediyeye ait yardım kurumuna rakip olarak çıkarmıyoruz. Veya onu kapatıp da bunu açalım demiyoruz. Hayır, o devam etsin. Ama öyle bir insanımız var ki yardım alınmasını, yani almayı böyle onur meselesi yapan insanlarımız var. Utanan var. Ne bileyim, adam veya isteyemiyor işte, bir yerde çalışıyor, bir kurumda asgari ücretle çalışıyor. 3-4 tane çocuğu okuyor. Yani el hakkı, yani bu insan bunu geçindirmesi mümkün değil. Evet. Ondan dolayı onlara da verilecek bu Hilal Kart. Bu ne olacak? Bundaki asıl gayemiz, amacımız da mahalle bakkallarını ve yerel marketleri kalkındırmak. Yoksa bakın, global markaların arasında bizim yerel marketlerimiz yok olmaya başladı. Bakkalları yok ettik zaten. Ondan dolayı bu verdiğimiz şeylerde kartlarla bir limit belirleyeceğiz. Limiti belediye tarafından doldurulacak kredisi. Aylık kaç liralıksa işte ihtiyacı ne diyelim, 600 lira, 700 lira. Onu yüklemesini yapacağız. O mahalle bakkalından veya yerel marketlerden temel ihtiyaç maddelerini alabilecek. Hani başka sigara falan yok, öyle bir şey olmayacak tabii. Ama bu çok da kontrollü tutacağız. Suistimale açık olmasın diye. Onu da çok kontrollü tutacağız. Aynı zamanda bakkal diyecek ki mesela şimdi... Ya bu adamın parası yok. Yani 18-19 saat çalışıyor ama rafları bomboş kalmış. Verese vermiş, vereseleri geri ödenmemiş. Ha biz ona ne yapacağız? Diyeceğiz ki toptan malını alıp geleceğiz, ona vereceğiz. Kardeşim şuna %15 koyacaksın, bunu satacaksın. Hem onun sermayesini vermiş olacağız bakkalın, hem de o bakkala verdiğimiz ürünleri bizim kart verdiğimiz vatandaşımıza satışını yapacak. Ondan primini alacak, parasını alacak, karını alacak. Hem destekleyecek hem denetim yapacaksınız. Denetimini yapacağız. Yani büyük marketlerle, gross marketlerle veya global marketlerle rekabet edebilecek güçte olacak. En azından ürünün alınırken de ucuz almasını biz temin edeceğiz. Biz toplu alacağız tabii. Ondan dolayı hem onu kalkındıracağız, hem vatandaşımıza yardım edeceğiz, hem de mahalle bakkal kültürünü devam ettireceğiz. Evet. Başkanım, baktığınız zaman sabahın erken saatlerinde başlayan geç saatlere kadar süren geziler, esnafa yönelik, ticaret hayatına yönelik mahalle toplantıları, seçim bürosu açılışları devam ediyor. Geç saatlere kadar sürüyorsunuz. Ve baktığınız zaman da bunların içerisinde meydan mitingleri de herhalde gündeme gelecek bununla ilgili. Sayın Vekilimizle birlikte ne zaman düşünüyorsunuz? Böyle bir çalışma içerisine girilecek mi? Çünkü bu özellikle pazartesi akşam yapılan şenlik ve toy, sizin tabirinizle toy, bunun bir göstergesi oldu. Şimdi ben bir sitem edeceğim aslında. Niye biliyor musunuz? Bizim iki milletvekilimiz olsaydı, az bir farkla ikinci milletvekilliğini kaybettik. İki milletvekilimiz olsaydı sahada daha yoğun olacaktık. Çünkü Sayın Milletvekilimiz Ahmet Bey, Sivas'ın bütün problemleriyle, sorunlarıyla birebir ilgilenen bir insan. Evet. Danışmanlarına yazdırır, kendi yazar, hemen anında arar ilgili makamları, ilgili yerleri. Artı, bakın,
ilçelere de gidiyor. Yani il yönetiminin yazdığı görevler oluyor, onlara gidiyor mecburen. Artı genel merkezin görevlendirdiği... İki gün önce Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da geldiler. Dün, İstanbul'daki Sivas günlerinde Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir Sivas gecesine katıldı. Yarın da Sivas'ta olacak inşallah. Şimdi iki milletvekilimiz olaydı. En azından biri görevlendir, biri burada kalır ki biz il yönetmeyi. Bir dakika kardeşim, görevlendiriyorsunuz ama biri de bizim yanımızda kalsın. İkisini birden görevlendirmeyiz derdik. Ama Ahmet Bey çok hareketli ve heyecanlı bir insandır. Bir de Sivas sevdalısı. Evet, maalesef. Sivas sevdalısı. Evet. Fırsat bulursa çarşıda gezer esnafı. Ama onun şeyindeki bana, biz abi kardeş gibiyiz Ahmet Bey'le. Sayın milletvekilim dedim, ben artık sizi bırakmayacağım, kusura bakmayın. Abi dedi, zaten iki ilçe kaldı. Onlara da gittikten sonra Allah'ın izniyle gece 1'e 2'ye kadar çalışır. Hani bir şey var ya, sosyal medyada paylaşılmıştı, Ahmet Mehmet Elele. Elele, evet. Evet. Zaten onun da çok şey. Ben dedim 2'ye kadar ben duramam, 1'e 2'ye kadar duramam. benim mesaim 11'de bitsin, sabah erken başlıyorum dedim. Abi dedi, şeyde başlayalım biz dedi. 9'da başlayalım, 11-12'de bitirelim çalışmalarımızı. Allah nasip ederse 16'sından sonra inşallah ikimiz birden sahada olacağız. Yani bir yerlere de gitmeyeceğim artık dedi. İnşallah çocukları falan da gelecek. Evet. Çocuklarına da hasret bu arada. Çok yorucu bir şey var. Allah yardımcısı olsun. Yani Malatya'dan sonra gitti, işte Diyarbakır açılışlarına gitti. Şimdi dün İstanbul'daydı. Yani biz sosyal medyadan yetişmekte zorlanıyoruz, evet, kendisine. Evet, evet, evet. Şimdi Diyarbakır'da MHP biraz binası açıldı. Sonrasında Elazığ gecesine katıldı. Elazığ'da bir toplantı yapıldı. Evet. Malatya'ya geldi. Evet. Malatya'dan işte İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın katılmış olduğu... Buraya geldi, buradan geçti. Büyük Sivas buluşmasına katıldı. Evet, evet. Yarın tekrar buradır. Başkanım, şimdi özellikle seçime az bir süre kaldı. Yani evet, bu süre zarfında elbette ki en ücra köşeden en yakın köşeye kadar hareket edeceksiniz. Belediye başkanlığını, parti çalışmaları, nereye yapabileceğinizi ve 31 Mart sonrasında seçildiğiniz zaman MHP'nin değil Sivas'ın belediye başkanı olacağınız yönünde açıklamalarda bulunuyorsunuz. Vatandaş odaklı çalışmalar devam ediyor. Ben şöyle soru sormak istiyorum. Özellikle rakipler var. Rakip olarak demeyelim de arkadaşlarınız var. Bu yarış içerisindeki arkadaşlarınız var. Bu arkadaşlar içerisinden sizi ayıran özellik ne? Sivaslı sizi niye tercih etsin? Sivaslı bizi niye tercih ettin? Güzel bir soru. Ben Sivaslıyım. Tabii onlar da Sivaslı ama Sivas'ın yerlisi olan sadece benim. Açık konuşayım. İlçelerinden. Evet. Tabii ilçeler de bizim memleketimizin toprağı. Bir tanesi dışarıdan gelme zaten Sivas'a. Şimdi bütün yatırımları Sivas'ta olan tek insan benim. Her şeyle varlığının tamamını Sivas'a yatıran, Sivas'ı bir ikbal ve gelecek olan gören benim. Şimdi her zaman söylüyorum, yani ben kazansam da kazanmasam da işlerim gereği yine Sivas'ta olmak Sivas, zorundayım. Evet. Çocuklarım benim yurt dışında okudular, hepsini Sivas'a getirdik. Biri yurt dışındaki, yani Singapur ve Tayland'daki şirketlerin başında duruyor. Birinde Allah nasip ederse işte Kamboçya, Vietnam grubuna yeni bir açılım süreci başlatıyoruz orada. Onun başına gidecek ama ortanca oğlum Erdem hem TED Koleji'ne hem Toyota'ya bakıyor. Mustafa kardeşim. Eğitim ve sanayiyi ona bıraktınız herhalde. Evet, evet. Mustafa, tabii başlarında amcaları var. Mustafa var, abim var. Hı hı. Abim de Mustafa fabrikada, abim makinacı olduğu için Mustafa üretimi yetiştirmeye çok uğraşıyor, çok evet, çalışkandır. Yeğenlerim geldi. Yeğenimin biri dövize bakıyor. İşte biri daha gelecek. Allah nasip ederse tarımsal şirketlerin başına şey yapacağız. O da yani arkadan da teknik güçler de geliyor, ekipler evet, de geliyor. Bizim her türlü yatırımımız burada. Şimdi beni niye tercih ettin? Allah'a çok şükür Sivaslı'dan aldığımız güçle belli bir yerlere geldik. Sivas'ın benden önce de çok duyuran insanlar oldu. Yani ben derken aile olarak ben diyorum. Yani biz her aile evet, olarak. Şükürler olsun mozzarella'mız artık dünya markası olduk. Dünyanın en büyük tüketim marketlerinde, en büyük restoranlarında birinci tercih sebebi oldu Tuğba. Ve Tuğba adında restoranlar açılıyor artık. Mozzarella'mız o kadar çok oturdu ki. Yani 100 derece Tuğba market var. Evet.
Mesela Tay şeyde Bangkok'ta ben gördüğüm zaman Tuğba orada boş anlamına gelir. Yani Tayca. Ama boş kelimesini adamlar mozzarella'daki Tuğba'ya istinaden Latin harfleriyle onların şeyleri ayrı, harf karakterleri ayrı. Tuğba yazıyorlar ve pizzacılar da işte peynirle üretim yapan şeylerde falan hep Tuğba ismi. Yani aranır bir marka olduk Allah'a çok şükür. Şimdi biz ticarette kendimizi belli bir seviyede ispat ettiğimize inanıyorum. Ve Sivas'ın en büyük sorununun da göç olduğunu biliyorum. Ben 77 göbek Sivaslıyım. Sivas'ın sancılarını hakikaten derinden hissediyorum. Yani buradaki her göç bizden bir şeyler götürüyor. Ya sadece maddi anlamda söylemiyorum bunu. Manevi anlamda da çok şeyler götürüyor. Evet. Bizden. Bizi üzüyor. Bu manevi anlamdaki yıkıntı yarın bir gün bakın hepimiz için maddi bir uçuruma gideceğiz. Elimizdeki değerlerimizin hepsi insanlar olmazsa boş tarla olacak, binalar boş şey olacak yani. Değerlerimizi korumak zorundayız. Bu memleketin sancılarını, bu memleketin insanları biliyor. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne 10 bin kişilik yurtların yapılmasına karşıydık. Yapmayın dedik. İşte birileri halkla ilişkiye geçmeden, sormadan, dinlemeden götürdüler. Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünü 10 bin kişilik yurdu yaptılar. Ben yaptım oldu. Ve ne dendi biliyor musunuz? Öğrencinin cebindeki 25 kuruşa gözünüzü dikmeyin. Ya kardeşim sadece o değil. Ekonomik anlamda sen bir takım üretim yapan fabrikaları götürmüşsün. Gitmiş. Evet. İşte demir çeliği mahvetmişiz. Kiraya vermişiz mahvetmişiz. 800 kişi orada mağdur. 800 kişi mi mağdur? Hayır, 5000 kişi. Bir sürü parçalanan aileler var. Götürmüşsün dikim evini. İşte TÜDEMSAŞ'tan 7000 kişiden 1000 kişiye düşürmüşsün. Onun da genel müdürlüklerine ulaşım AŞ ile ticareti AŞ öyle ikiye bölüyorlar. Biri Sakarya, biri Eskişehir. Allah razı olsun milletvekilimiz çok dile getiriyor. Onu biraz cesaret edemeyecekler. Evet, onu cesaret edemeyecekler. Veya işte üniversiteye gitti yurtlar. Ekonomi ne oldu? Esnafımız perişan. Evet. Çünkü değerler gitti. Yani Sivas'a sürekli bir para girmesi gerekirken sürekli para çıkışı var Sivas'tan. Global markalı marketler geldi. Yerli marketlerin hepsini tüketti götürdü. 1 milyar 300 milyon marketler marifetiyle Sivas'tan çıkan para var. Yıllık. Büyük ya bura fakir bir memleketiz arkadaş ya. Bu kadar paranın çıktığını düşün yani çıkıyor bu, resmen çıkıyor. Nereye dönseniz şu market, nereye dönseniz bu market. Yani 8 bin şubemiz var diyor, 10 bin şubemiz var. Övünüyorlar da her köşe başında. Yani bizim marketleri bitirdiler, yerel marketleri. Şimdi de bakkalları da tamamen sildiler. Evet, hedefli bakkallar var. Şimdi biz bu sancıları biliyoruz. İkinci, numune hastanesini aldı götürdüler. Merkezden aldı götürdü. Yıkmaya bir sürü uğraştılar. Ben yaptım oldu yine mantığı. İstişare yok altta. Vatandaşın nasıl oraya erişebileceği, nasıl ulaşabileceği hiç kimse düşünmüyor bunu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ben duygusunun hakim olduğu, biz duygusunun yoksunluğundan. Evet. Yani biz yok. Ben yaptım oldu. Ben iyisini biliyorum. Ya kardeşim iyi de kendi işinde yap bu ben dediğini. Yap bakayım. Evet. Kendi varlığını bir yok et bakayım. O zaman ben seni göreyim. Akıllı mısın, zeki misin? Kendi özel işinde yap bunu. Evet. Kamuyu ilgilendiren, Sivas'ın genelini ilgilendiren işine ben yaptım oldu olursa olmaz. Biz orada karşı çıktık. Haklı olduğumuz meydana geldi. Şimdi diyoruz ki bak bizi niye tercih edecekler? Numune hastanesi yeni bir oraya erişim çok zor yeni numune hastanesine. Evet. Bir sürü de yeriyle ilgili şeyler var, tenkitler var. Kuzey çevre yoluna hastane yapacağız. Ya kardeşim birini şehrin güneyine yaptınız, birini de götürüp kuzeyine yapıyorsunuz. Yapmayın. Bir de şehrin merkezinde olsun. Benim muradım eski numune hastanesinin yerine yapılmasıydı ama yapmazlar. Niye? Çünkü tarihi şey verildi. Yıkılma kararının evet. Durdurulması kararı verildi mahkemelerce.
Ha, oraya ne yapacak? Yıktın oldu. Kanunu da dinlemediniz, yıktınız. Biz diyoruz ki şimdi madem öyleyse eski istidadın yerine yine bir 150 yatakta değil, 300 yatakta, en azından 250 yatakta bir hastane yapın. Erişimi kolay. Bari burada yaptığınız hatayı diğer tarafta telafi edin. Diğer tarafla telafi edin. Nüfusa oranlayın ya. İnsanların yaşadığı nüfusu oranlayın. Ve arabası olmayan insanların nüfus yoğunluğu nerede yaşıyor? Oraya dikkat edin. O insanlara hizmeti götürmeye, yani sosyal devletin görevi bu. Oraya götürmeye çalış. Biz dedik ki böyle böyle numune hastanesini buraya yapalım. Eski stadın oraya üçe bölelim. Dünya kadar yer. Bir kısmını eski sanayide arkadaki dükkanlardan daire isteyenlere, ev isteyenlere ev yapalım. Güzel güzel, lüks, şahane. Oraya bir kısmını park bahçeye yapalım. Bir kısmına da hastane yapalım. Çünkü ambulansların, acil ambulansların da erişimi, giriş çıkışları çok kolay olduğu bir noktada. Adamı tuttular. Millet Bahçesi diye ihale ettiler. Ya ne olurdu arkadaş, biraz bekleyin. 31 Mart'ta şurada kaç gün kaldı ya? Bekleyin. Ben yani belediye başkanı oldum diyelim. Halkımız teveccüh gösterdi. Ben zorluğu çıkarırım. Oraya numune hastanesi diyoruz. Biz halkımıza buradan da vaat ediyoruz. Ben halkıma vaat etmişim. Benim projelerimin içinde var bu. Perşembeden sonra da kitapçıklarımız halkımıza dağıtılacak. Çünkü çok projeler kopyalanma olayı çok fazla olduğu için perşembeye evet. kadar sabredeceğiz. Bunu sabretmek zorunda insanlar. Ha, beni ondan dolayı tercih etmek şeyi evet. var mı? Var. Evlatlarına ne diyor? Bir gün bir yere gidiyordum. Kadın dedi ki oğlum dedi bu Sivas'ın dedi kendi kendini test edecek dedi. Niye dedim ablam dedim. Sen dedi kendini test ettin. Sen yatırımlarını Sivas'a yaptın. Evet. Sen Sivas'a gücünce sahip çıktın. Şimdi Sivas kendini test ediyor dedi. Sivas kendine sahip çıkana sahip çıkacak mı dedi. Bu onun testi dedi. Dedim Allah razı olsun. Vallahi hiç aklıma gelmemiş dedim. Ve şunu söylüyorum Kemal Bey. Hakikaten pazara gidiyoruz, şeye gidiyoruz. Yani halkın içindeyiz. Dün komple caddedeydik. İşte bugün de caddedeydik. İnsanların teveccühü çok fazla. Sahada olan biziz. Evet. Sadece kurumlarda değiliz. Çünkü sahaya çıksa, insanların içine çıksa insanlar bir sürü tepki alıyor. Tepki almayan bir iki aday olur, vardır. Bunların başında tepki almayan, şimdiye kadar en büyük tepki ne oldu biliyor musunuz bana? Traktörcüler sitesinde bir tanesi resim karesine girmek istemedi. Ben de gittim dedim ki ya hakkınızı helal edin. Ne oldu? Yani niye resim çektirmek istemediniz? Bir hatamız mı oldu size karşı dedim. Başkanım yok dedi. Ben devlet memuruyum dedi. Ne olur ne olmaz dedi. Dedim ki ya Cumhur İttifakı var. Yani size bir şey ya siz dedi insanların samimiyetine fazla şey yapmayın dedi. Niye dedim yani bir sıkıntı mı oluyor? Ya öyle değil de dedi. Ben size yakın dursam dedi, yarın bir gün bir şey olabilir mi acaba diye düşüneceğim. Endişem evet, korku, telaş. Yani var. Ha, bize bakın bir resim çektirmedi. Hadi öbürler çıksın bakayım meydana. Çıksın. Ha, üç aday var yarışan diyorlar. Ha, ben sahadayım hadi ikisi de çıksın sahada olsun. Hepimiz projelerimizi anlatalım. Niye? Bir sürü ithamlar var. Bir sürü şeyler var, tenkitler var. Cevap vermesi lazım. Tabii sinirleniyorlar da bu sefer de. Ne yapalım kardeşim? Siz denendiniz yani. Bir denenmeyen biziz. Halk da bize niye teveccüh gösteriyor diye. İşte bir açılış yapıyorlar. Herkesi topluyorlar. Oradan sonra kimse yok. Kimse yok. Bizim seçim bürosuna da gidiyorsunuz. Ben oturacak yer bulamıyorum. En sonunda arkadaşlar da oraya şey demişler. Ne demişler? İdari masa demişler. Evet öyle bir yazı vardı gördüm. İdari masa demişler. Öbür arkadaşlar demiş ki Mehmet Başkanım kızar buna demişler. İdari öyle ayrıcalık falan olmayacak diye demiş şeyi var. Onlar da demiş ya yönetimin şeyi yani en azından misafirlerimizi oturturalım bir yani partili arkadaşlarımızın dışında dışarıdan gelen. Onun için iki sandalyelik, üç sandalyelik bir yere ayıralım diye. Hakikaten sürekli kiralık sandalye geliyor. Sandalyeler de yetmiyor yani. Ama teveccüh giderek artıyor. Çok yani. Çok evet. çok. Maşallahı var. Başkanım, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yönetmen arkadaşımız da ikaz ediyor, söylüyor. Yok mu ya? Evet. Bu kadar yeter mi?
biraz önce de bahsettiğim gibi seçime az bir süre kaldı. Bu süre zarfında da işte Cuma günü broşürler, Perşembe ile birlikte broşürlerin dağıtımı başlayacak. Ve artık coşku tamamen had safhaya yükselecek. Evet, evet. Bununla birlikte mitingler gündemlere gelecek. Neler söylemek istersiniz? Valla biz Sivas'ı seviyoruz. Sivas bizim sevdamız. Bunu 63 yaşındayım. 63 yıldır ispat ettiğime inanıyorum. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Doğduğum evde oturuyorum. Doğduğum evde oturuyorum. Mezar yerim de burada. Allah nasip ederse anamın koynunda yatacağım inşallah. Yani Allah'tan yatacağım amin. Cümlemize herkese. İnşallah cümlemize. Ama ölüm gerçek. Tabii. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Ben burada doğdum, burada öleceğim Allah'ın izniyle. Allah'tan bütün muradımız bu, tabi dileğimiz bu. Sivas'ta bu sefer yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 50. yılında Sayın Genel Başkanımız bizden bu kadim kenti lütfen belediyede iktidar olarak alın dedi. Şöyle bir baktım, çok bilge bir insandır. Gerçekten bilge bir insandır. Sayın Genel Başkanım dua edin dedim. Dua edin dedim yani. Çünkü bizim 2014 yılında aldığımız seçim rakamı 2018'deki aldığımız genel seçimdeki oy oranımız süper bir yükseliş vardı. Bu yükseliş halkın teveccühüyle daha yükseldi. Bakın hemen hemen %1200 oy artışı vardı. Yerel seçimle genel seçim arasında. %1200. Şimdi Allah'ın izniyle bu seçimde iktidarı aldığımız zaman da bakın mübalağası söylüyorum. %1600 oy artışı oluyor. Çok iddialı bir rakam. Muazzam bir artış. Bize bir oy kaybı oldu biliyor musunuz? Ama Allah'a şükür onu telafi ettik. Hani yeminler ediyorlardı, beyanatları vardı, adaylıktan çekildi, Mehmet Er çekildi. Ya onu da soracağım. Sonuçta algı operasyonunun sonu ne oldu böyle? Ya işte hemen siniyorlar. Şimdi bir bekliyorum bir daha şey. Hani önce solcu dediler. Ya solcu iyi, solcu dedim de kardeşim. Bu sefer sol cenahtan, sol gruptan oy bize gelmeye başlayınca hemen onu sildiler. Ya ben Türk Dünyası Genel Başkanlığı yaptım 7 yıl ya. İnsaf el insaf. Bugün de bahsettiniz ya. Evet Türkiye Cumhuriyeti'ndeki. 7 yıl ya. 7 yıl ben bu davaya hizmet ettim. Ben Türklüğümden, ben sadece solcu değilim. Onu söyleyeyim. Ben iyi bir milliyetçiyim. İyi bir cumhuriyet değerlerinin, kurucu değerlerinin savunucusuyum. Tam bir Atatürk hayranıyım. İyi bir Müslüman evladıyım. Allah'a çok şükür. Benim işte çizgimin sağına soluna yok kardeşim. Ben Türk'üm. Elhamdülillah. Türklüğümle evet. Her zaman onur duydum, gurur duydum. Rabbime şükrediyorum ki en güzel kaderi bana yazmış. Türklük büyük bir kader. Muazzam bir kader. İslamiyet'te de şereflendirmiş elhamdülillah. Bana sağda desen, solda desen bunların hepsi gelir gider. Ben diyorum, yine diyorum. Yani ben bana sadece solcu deme. Ben milliyetçiyim. Memleket sevdalısısınız. Bu milliyetçiliği bir, Türk milliyetçiliği, iki, Sivas milliyetçiliği, üç, Türkiye milliyetçiliği. Türk'ün olduğu her coğrafyanın milliyetçisiyim. Cumhuriyet değerleri, kurucu değerlerini sonuna kadar Yılmaz Savaşçısıyım. Bunu hiçbir zaman bence şey yapmadım ki. Bu tür sınıflandırma da çok yanlış başkanım. Yani insanları bir yerlere koymaya çalışıyorlar. Sadece solcu yani, nedir ya? Bu yani çok ilkelce bir düşünce. Evet. Çok özür dilerim. Yani bu çok ilkelime geliyor benim. Ya ben sizi seviyorum arkadaş. Siz yani benden daha iyi demokrat olabilirsiniz. Benden daha yani ne bileyim milliyetçi olabilirsiniz. Ya bu görüş açısıdır. Mühim olan memleketin kalkınması için bir şeyler üretebildim mi? Memleket için, kendin için ve memleketin sonra kendin için ne yaptın bugün? Evet. Ne yaptın? İnsanlığa hizmet edebilecek ne yaptın? Onu söyle, oradan sonra da işte isimleri. Şimdi diyorum ya, bakın şimdi iki cenap birbirine çok girdi.
Ya ikisi de birbirini aynı şeyle suçluyorlar. Sen şunun arkasında namaz kıldın, sen şunun derneğini kurdun. Ya kardeşim, bırakın. Bırakın, yapmışsınız. Yapmışsınız, yaptınız, hepimiz de biliyoruz. Bırakın, bundan sonra ne yapacaksınız Sivas için? Bunlara konuşun ya. Biz böyle toplara da girmeyeceğiz. Arkadaşlara da söylüyorum, girmeyin. Kavga etmeyin, niza etmeyin. Bu insanlar, bu memleketin çocuklarına sakın ola diyorum. Sakın ola, birbirine küskün hale getirmeyin. Bu insanlar şimdiye kadar bu kadim kentte barış içinde yaşadı. İki tane acı yaşadık biz. İki tane büyük acı yaşadık. Bundan sonra o acıyı kimse yaşatamaz bu memlekete. Evet. Ve bu memlekete inanır mısınız? En azından 40 yıl, 50 yıl geleceğini ipotek altına soktular. Maalesef. Bunu yapanlar. Maalesef. Kim yaptıysa Allah milyon kere belasını versin. İlk defa bela okuyorum ben, dikkat edersiniz. Evet. Sivas'ın kaderini değiştiren bir şey oldu. Yani çok enteresan. Hala biz bu yaralarla birlikte, insanlar bizi Sivaslıyım derken kendimizi savunmadan ön yargıyla hareket ediyorlar. Evet. Çok acı bir şey ama biz millet olarak, Sivaslılar olarak da onun üstesinden gelmeyi başardık. Başaracağız. Başaracağız. Yani bizi kimse bölmeye yeltenmesin. Ha, şunu da söyleyeyim. Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi'nden mutlaka bana kızan da olmuştur, şöyledir. Ya ben herkese barışığım. Hiç kimseyle küskün değilim. Diğer partilerden işte büyük teveccühler oluyor, geliyor insanlar. Veya diyor ki ben şu partiyim ama başkanım size oy vereceğim diyor. Allah razı olsun diyorum. Ama ben sizin partinizi kötüleyerek bir yere varamam. Zaten. Ama benim bildiğim, çok özür dilerim, benim bildiğim ekonomik doğrular neyse onu söylerim. Evet, doğrusu doğru doğru. Bir tane doğru vardır. Yani. Ama onun dışında ben şahıslarla uğraşmam. Ne bileyim, siyasi liderlerle uğraşmam. Olmaz, yakışmaz. Yani başkanım, Elif gibi durmak çok önemli. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de yapmış olduğu açıklama var. Biz herkese kapımızı açtık. Açtık. Gönlümüz sağcı açtık. Olabilir, solcu olabilir, ne olur olursa bilsin. MHP'ye gönül veren, MHP sempatisi duyan, MHP çatısı altında buluşmak isteyen herkese kapımız açıktır. Amin. Bu bir önemli bir mesajdır. Evet, evet. Yani evet. Bu mesajı çok iyi değerlendirmek lazım. Yani insanları sağcı, solcu, sınıflandırıp ötekileştirmek gibi bir olgunun içerisine girmek aynı 1980 öncesi, evet, siyasetin şeyi. Oynanan oyunlar gibi geliyor. Yani birileri bir şey yaratmaya çalışıyor. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sohbetimiz çok güzeldi. İnşallah seçim öncesinde tekrar bir araya geleceğiz. Buluşacağız. Ve seçime doğru programıyla tekrar birlikte olacağız. Efendim, bugün akşam seçime doğru programımızın konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Sayın Mehmet Erdi. Yeni bir programda buluşmak üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürler. İyi akşamlar.